1982 yapımı olan bu film Nazmi Özer tarafından yönetilmiş olup Fikret Hakan, Tarık Akan ve Neşe Aksoy başrollerini paylaşmışlardır. Ayrıca sinemamızın diğer ünlü oyuncuları da yer almaktadır. Karakter oyuncularından Kadir Savun, Coşkun Göğen, Bülent Kayabaş bu filmde yer almışlardır. Filmin kurgusu bir intikam, daha doğrusu kan davasıyla başlamaktadır. Filmin başında Ali, Mahmut'un babasını vurur ve Mahmut da babasının özrünü almak için Ali'nin peşine düşer. Ali, kendisini ıslah evinden alan kişinin kızına aşık olur. Ve ayrıca Ali'nin de böbrek hastası olması, Zeynep ile kaçamamasına neden olur. Filmin kurgusu bu şekilde devam etmektedir. Filme baktığımızda diyaloglar ve roller oldukça iyi yansıtılmıştır. Köyden kanlısı Ali'yi bulmaya gelen Mahmut, durumu çok güzel yansıtmaktadır. Köyden kente gelen birisinin yaşamış olduğu zorluklar çok iyi yansıtılmıştır. Özellikle gece dışarıda yatması, açık kalması gibi durumlar ileti niteliği taşır derecededir. Fikret Hakan ve Tarık Akan rollerini gerçekten bu filmde iyi oynamışlardır. Sergilemiş oldukları performanslar oldukça iyidir. Fikret Hakan'ın Taş Ocağı'ndaki rolü gerçekten çok iyi oturmuş, Mahmut'un hakkımı yedirmem demesi filmde çok güzel yansıtılmıştır. Ayrıca bu kavgaya Ali'nin de karışması, hakları için kavga etmeleri yine bir ileti niteliğindedir. Oyunculuk bakımından Tarık Akan'ın böbrek ağrısı çekme sahnesinin oldukça gerçekçi bir tutumla sergilendiği dikkat çekicidir. Filmde yetim iki insanın hayat mücadelesi vermeleri, fakat Mahmut'un kan davasını unutamaması, ifade edilişi açısından çok güzel bir değer taşımaktadır. Film, arkadaşlık konusu bakımından taşıdığı iletiler kayda değer niteliktedirler. Çünkü Mahmut'un Ali için suçu üstlenmesi, onun böbreklerin hapishanede daha kötü duruma gelmemesini istemesi, arkadaşlığın ne olduğunu, kendisine yardım edilene yardım etmenin ne demek olduğu seyirciye yansıtılmıştır. Kan davalısı iki arkadaşın kardeş gibi olmaları, birbirlerine destek çıkmaları söz konusudur. Fikret Hakan'ın köylü tipini çok güzel oynadığı ve rolün hakkını verdiği dikkat çekicidir. Köylü birinin utanış şekli çok güzel yansıtılmıştır. Ayrıca şapkasını da denizde bile çıkartmaması dikkat çekici diğer bir yandır. Zeynep'in Ali ile karşılaşmaları ve Zeynep'in kötü yolda olduğunu öğrenen Ali'nin geçmişini Mahmut'a anlatması ve Mahmut'un onu kanlısı olduğunu öğrenmesi, fakat yine de Ali'ye yardım etmesi sahneleri ifadeciliş açısından güzel bir değere sahiptir. Mahmut'un silahını alıp Ali'ye yardım etmesi, onu vurmaması arkadaşlık açısından ve de kan davasının yok olması açısından yine bir ileti niteliğindedir. Babası yaptı hepsini. Nalban Temin. Nalban Temin mi? Islah evinden almıştı beni.
köyde birini vurmuştum. Anamla babamı öldüren adamı. Kanlı mı yani? Kalın. Bir başka bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın.